Biz kayyum politikalarına Türkiye'de yaşanan bir demokrasi sorunu olarak bakıyoruz. Bu konu sadece Hakkari'nin sorunu değil. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de seçmen sandığa gitti. İradesini sandığa yansıttı ve orada bir yönetim oluştu. Sonrasında oluşan yönetim yok sayılarak bir kayyum atandı. Bunun kesinlikle kabul edilemez olarak buluyoruz. Bu bir demokrasiye vurmuş bir darbedir. Bu anlamıyla tüm Türkiye'de bir demokrasi sorunudur. Bu sorun tüm Türkiye'nin sorunudur. Biz bir ortaklaşa mücadeleyle birlikte mücadele ederek bu sorunları çözmek hedefindeyiz. Bu anlamıyla kayyum politikalarını reddediyoruz. Peki, yani bu sadece Van'da ve Hakkari'de yaşanan bir sorun değil. Tüm Türkiye'nin bir demokrasi sorunudur. Bunu da bütün bileşenlerin ortaklaşa mücadelesiyle, bütün demokrasi, emek ve barış güçlerinin ortaklaşa mücadelesiyle ancak aşılabilir. Bu anlamıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğun farkındayız. Ortaklaşa yaşanan sorunlarda ortak mücadele ederek çözmek hedefindeyiz. Bu hedef doğrultusunda 29 Haziran Cumartesi saat 19'da Kartal'da yapacağımız mitinge bütün halkımızın katılımını önemsiyoruz. Ülkemizde yaşanan bu tür sorunları ancak ortak mücadeleyle aşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamıyla hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Kayyum darbedir. John Lee McCarthy'nin kendi iradesiyle seçtiği eş başkanlarına atanan kayyum kabul etmiyoruz. Kayyum Jolemer halkının iradesine ve eş başkanlık sistemine yapılan bir darbedir. Kayyum kabul etmiyoruz. 29 Haziran Cumartesi günü saat 19'da tüm halkımızı ve sanatçıları o gün orada seslerini yükseltmeye ve kayyuma dur demeye davet ediyoruz. Van'da yaşadığımız ilk olayda mazbatanın alınmasıyla halkın direnişi ve onurlu duruşu bu mazbatayı geri almak için bir adım oldu. Halkın gücünü sokaklarda sesini yükseltmeyle ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu kayyum, Jolemerg'e atanan kayyumla da halkın sesini yükseltmesiyle diğer kalan tüm belediyelere de bu uygulamaların yapılamayacağını bir kez daha sisteme göstermek istiyoruz. O yüzden halkın sesi, iradesi, duruşu bu anlamda kayyuma karşı çok önemli bir tepki ve onurlu bir duruştur. Bugün Kürt'e yapılan, Kürt halkının belediyelerine atanan kayyum yarın diğer belediyelere de atılır. O yüzden tüm halkı tek ses olmaya, tek bir söylemde buluşmaya davet ediyorum. 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen arkadaşlarımız, emekçi insanlar tutuklandı. Yine Kürt halkına yönelik baskı politikalarının bir ürünü olarak Kobane davasında Kürt siyasetçilere ağır cezalar verildi. Bunun yanı sıra emekçi kesimlere yönelik baskı, yıldırma, işsizlik, sendikasızlaştırma politikaları da devam ediyor. 1004 haftadır cumartesi annelerine sürdürdüğü mücadele yine Galatasaray meydanının bunlara yasaklanması söz konusu. Bir başka konu cezaevlerinde tecrit ve baskı politikaları devam ediyor. Hasta tutsaklardan sık sık ölüm haberleri geliyor. Bugün ülkemizde açlık sınırı 20 bin lira, yoksulluk sınırı 60 bin lira ve asgari ücret 17 bin lira. Yeni ilan edilen Mehmet Şimşek programı olarak kamuoyuna lanse edilen programda yine kapitalizm sömürüsüne sömürü, baskısına baskı gerçekleştirmek üzere gündeme konulmuş durumda. Bu da emekçi halklara, emekçi insanlara daha fazla baskı, daha fazla sömürü, daha fazla yoksulluk getirecek. Bunun gibi yine emeklilerin durumu ortada. Ülkemizde her kesimi ilgilendiren, her kesimin sorunlarını dile getirecek bir miting gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için tüm ülkemizdeki emekçileri bu mitinge kendi sorunlarını dillendirmeye, sahip çıkmaya, faşizme karşı
yürütülen bu ortak mücadelede yer almaya, Kürt halkının kendi değerlerine, kendi haklarına, kendi özgürlüklerine sahip çıkmak mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Yine kayyuma karşı ülkemizin çeşitli yerlerinde sürmekte olan nöbetlere destek vermeye davet ediyoruz.